Biliyorum Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılını yaşıyor ve ikinci yüzyılında bu tarih kuruluş sürecinin yanlış temellerde kurulmuş olması nedeniyle de bu sorunda ciddi bir çözüm yoluna giremeden büyük bir toplumsal, siyasal, sosyal, psikolojik yükle giriyor. Bunun kökeninde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesindeki teklik üzerine, tek millet, tek vatan, tek ideoloji yatıyor ve bu ideoloji aslında bir ulus yatma ideolojisidir. Bu fikirle yüzleşmeden, bu fikirle muhasebesini yapmadan bu sorunun çözümüne ilişkin bir yol alabilmemiz mümkün değil. Çatışma süreci ve nedeniyle harcanan askeri güvenlik bütçelerinin kaleminin Türkiye'ye bir maliyeti var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel politikası her daim güvenlik eksenli bir devlet olması. İki, Türkiye'nin yeraltı yerüstü kaynaklarının real, gerçekçi bir değerlendirilememesi, paylaşılmaması gibi sorunları var. Yani hem maliyet var, hem yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi var, hem de eşit sosyal ekonomik hakların yurttaşı arasında paylaşılmaması gibi üç başlıkta bir dizi sorunlara yol açıyor. Yani Türkiye ordusuna, polisine, bekçisine, güvenlik görevlisine harcadığı bütçe ve bu anlamda ideolojiyi yeniden yaratmaya, Kemalist ideolojiyi yeniden üretmeye, yeniden Türk kimliğini ihya etmeye harcadığı bütçe Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kalemlerini oluşturuyor. En ağır, en yüklü kalemlerini oluşturuyor. Hani çözüm sürecinde barış isteği, barış arzusu, toplumsal barış arzusu isteği gelişiyordu. Ancak gerçekçi olmak gerekirse devletin bir ajandası vardı. Abdullah Öcalan'la ilgili konuya geldiğiniz zaman şimdi burada şunu görüyoruz. Kürt artık sürdürülemez Kürt politikasına bir değişiklik yapmak ihtiyacı duyduğu zaman ya, bu olumlu ya da olumsuz devletin ilk dönüp baktığı yer İmralı. Biz İmralı'nın kapıları asgari yani sıradan haklar konusunda kapatıldığı zaman biliyoruz ki sertleşme oluyor. Ya da hani bir diyalog, çatışmasızlık imkanı var mı, bulunabilir mi diye bir şey yaparsak o zaman oradaki süreç başka bir yere evrilir. Yani daha açıkçası çözümün ya da yeni arayışın bu olumlu ya da olumsuz yeni arayışın bize ilk ışığının çakıldığı yer İmralı. Bunda son dönemde biliyorsunuz çözüm süreci bitti denmeden önce 2014'ün sonuna 2015'in başına Abdullah Öcalan'ın heyetle o çözüm heyetiyle görüşmeleri artık sınırlanmaya başlamıştı. Ve nitekim hemen kesildi. Daha sonra da Cumhurbaşkanı bu iş bitti. Buzdolabına kaldırdık demişti. Daha önce de Oslo sürecinde de bu böyle oldu. Mahmur süreci diye bilinen hani rahat anlaşılması için söylüyorum. Süreçte de böyle. Bu da şunu gösteriyor ki bu konuda bir adım atılabilmesi için ya ilk yapılabilecekler işlerden birisi Asırlık Bürosu'nun 25 yıldır anlatmaya çalıştığı İmralı sistemi. Sistemde bir değişikliğe, iyileştirmeye, normalleştirmeye gidilmeden bir şey yapılamayacak. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Biz Abdullah Öcalan'ın ne rol oynadığına, nasıl rol oynadığına bakılmadan ölümün önüne geçmek, çözüm bulmak konusundaki almış olduğu inisiyatifi ve bu inisiyatifi çatışan taraflardan birisi tanıyor olması, başka bir inisiyatif tanıyor olması bütün dünya tecrübesiyle gösteriyor ki o inisiyatifi biz beğenelim beğenmeyelim. Bize beğendirmek zorunda değildir. Sorunun tarafı olarak görünenlerin belirlediği adresle düzgün ilişki kurmak, demokratik ilişki kurmak, insani ilişki, hukuksal ilişki kurmak zorunda Türkiye diye düşünüyorum.
O nedenle 25. yılında Uluslararası Kurul Evrensel Hukukun da sözleşmelerinin de bir gereği olarak hani umut hakkını için bugün burada hayata geçmesi çağrısını yenilememiz gerektiği kanaatindeyim. Demokratik çözüm falan şu anda bana çok şey geliyor. Çok kapsamlı geliyor. Kürt sorununda yeni bir yola gideceksek ve bu sorun bizim bu çatışmamızın çözümümüz arayışısa, o zaman ilk başlayacağı yer Türkiye'nin son 20 yıldır alışkanlıklarından, Ankara'nın alışkanlıklarından Kürt siyasetinin, demokratik ve silahlı siyasetinin tamamından biliyoruz ki Abdullah Öcalan'ın durumunda değişiklik yapmadan, yani onunla diyaloğa girilmeden, onu devreye sokmadan bir adam olmayacak. Bu nedenle burada belki de tecrit konusu ister istemez kilit bir konu haline geliyor. Bir şey yapacaksak bunun bir şeyin ne yapılacağına karar vermeden önce bu tecrit meselesinin önce değişmesi gerekir. İkincisi, çözüm sürecinden ortaya çıkan tablo şudur. Çıkartmamız gerekiyor. Evrensel kabul edilmiş çatışma çözümü kural, kurum ve altyapısı oluşmadan demokratik çözüme gitme sürecimiz söz konusu olamaz, mümkün, zor olur. Üçüncüsü de önce Türkiye şu anda izlediği güvenlik siyasetinden tırnak içerisinde Kürt siyasal yapılara karşı, bölgesel aktörlere karşı takınmış olduğu Kürt siyasal hareketi tasfiye etme politikalarından terk etmeye yönelmelidir. İlk üç adım bu olacak diye düşünüyorum.